Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimize devam ediyoruz. Bugün sizinle artık Object Oriented Programming yani nesne yönelimli programlama kavramına küçük bir giriş yapacağız. Küçük bir giriş yapacağız çünkü arkadaşlar eğer daha önce e, herhangi bir nesne yönelimli programlama diliyle uğraşmadıysanız buradaki kavramların bazıları kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden ben de bu durumu önleyebilmek adına konuyu mümkün olduğunca temel ve basit parçalara ayırıp onları teker teker incelemeye çalışacağım. Bu şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum. Şimdi e, dilerseniz klas kavramıyla başlayalım. Klas nedir ne işe yarar onu aklımıza bir güzel yerleştirelim ondan sonra da nasıl e, tanımlanır nasıl özellikleri metotları eklenir onun üzerinde duracağız arkadaşlar class nesnel ya da nesne yönelimli programlamanın en önemli kavramlarından bir tanesidir. Belki de en önemlisidir. Çünkü her şey klaslarla alakalı. Klas zaten düşündüğünüz zaman sınıf demek. Size bir takım nesneler verip onları sınıflandırmanız istense muhtemelen şöyle yapacaksınız. Bakacaksınız ortak özellikleri olanları bir gruba alacaksınız. Sınıflandırmak çünkü bu demektir. Aynı şekilde programlamadaki klas mantığı da bu şekilde işliyor. Yani birbiriyle ortak özellikleri olan nesneleri bir şekilde gruplayıp daha düzenli bir programa sahip olmak. Mesela şimdi bir alışveriş sitesinin otomasyonunda çalıştığınızı düşünün. Şimdi orada bir sürü değişken olacaktır. Yani ürünler var, müşteriler var, personel var. Binlerce, on binlerce müşteri, on binlerce ürün neyin ne olduğu belli olsun diye siz bunları sınıflandıracaksınız. Mesela diyeceksiniz ki bakın ben burada çirkin yazımla biraz bir şeyler yazdım. Bakın şimdi diyeceksiniz ki bir müşteri sınıfı oluşturdum. Müşteri sınıfı demek şimdi burayı çok iyi anlayın arkadaşlar. Müşteri sınıfı demek müşteri cinsinden bir değişken oluşturacağınız zaman kullanacağınız taslak demek. Yani müşterinin bir kere adı olacak soyadı olacak, yaşı olacak, e-mail'i olacak, ID'si olacak. Yani siz bunu bir kağıda yazılmış bir form olarak düşünün. Bir müşteri kayıt etmek istediğiniz zaman o formu elinize alıyorsunuz. Adı işte Ali, soyadı Veli, yaşı 20, e-mail'i bu, ID'si de 17. Bu şekilde müşteriyi kaydediyorsunuz. Aynı şekilde eğer bir ürün kaydı yapacaksanız ürün şablonunu elinize alacaksınız. Yani ürün formunu. Orada da adı var, stok kodu var, adedi var ve fiyatı var. Bunları da belirli değerler girip oluşturacaksınız. Aynı şekilde burada bir de ben personel sınıfı düşündüm. Bakın personel sınıfında da adı soyadı var ama personelde bir de maaş var. Bir de departman var. Dolayısıyla arkadaşlar yani siz eğer bunları bu şekilde sınıflamasaydınız mesela A diye bir değişken var ama o işte müşteri mi, ürün mü yoksa personel mi ne olduğu belli olmazdı. Bu şekilde her şey çok daha düzenli olacak. Yani e, nesne yönelimli programlama günlük hayat Taki karşılaştığımız problemlerle programlamadaki mantığı birbirine yaklaştırmak üzerine düşünülmüş bir kavram. Şimdi bakın burada klasın ne olduğunu öğrendiniz. Klas ortak özellikleri olan nesneleri grupladığımız bir yapı. Mesela şimdi buradaki müşteri sınıfına bakalım. İşte adı var, soyadı var, yaşı var, e-maili var, id'si var. Bu şablon klasın kendisi, sınıfın kendisi. Bakın altta da Ali yazmışız mesela adı Ali, soyadı Veli, yaşı 20, mail adresi ali.veli.com Ondan sonra da ID'si 17 bir de bu satın alma fonksiyonuna sahip çünkü bu bir müşteri. Fonksiyon satın alma yapabilir. Buna da arkadaşlar bu klastan üretilmiş bir örnek diyeceğiz. Yani İngilizce ismiyle instance diyeceğiz. Bu da bu klastan üretilmiş bir örnek veya başka bir değişik işte, işte meşhur nesnemiz arkadaşlar bu. Aynı şekilde burada mesela bir Klas var bu ürün klası yani ürünlerin adı olacakmış stok kodu olacakmış stok adedi olacakmış bir de fiyatı İşte bu da oradan ürettiğimiz bir tane yine instance yani örnek mesela adı klavyeymiş yani önünüze bu ürün formunu aldınız, adını, stok kodunu, stok adedini ve fiyatını doldurdunuz ve sisteme kaydettiniz. Yukarıdaki bu genel hali arkadaşlar, bu şablon, klas ve altta benim oluşturduğum örnekte bir tane buradan ürettiğim bir nesne veya instance ya da örnek hangisini isterseniz. Aslına bakarsanız arkadaşlar isimleri çok önemli değil gibi görünüyor ama e, bir araştırma yaptığınız zaman işte karşınıza çokça İngilizce kaynak çıkacak. Orada bilmeniz iyi olur. Yani instance demek. E, o klastan üretilmiş bir tane nesne demek. Burada da aynısı var. Bunun üzerinde artık o kadar fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Personel klası. Bakın burası personel formu. Yani bizim klasımızın kendisi. Bizim e, şablonumuz gibi düşünün. Bu da bu şablon kullanılarak oluşturulmuş bir tane personel. Yani siz bunları kullanarak atıyorum bin tane müşteri kullanabilir, oluşturabilirsiniz. Şimdi bunları kavradık. Yani en azından temel olarak ne işe yaradığını anladık diye düşünüyorum. Yani işlerimiz bu sayede biraz daha derli toplu ve Düşünmesi daha kolay hale gelecek. Şimdi gelelim, bir klas nasıl oluşturulur? Ona bakalım. Klas anahtar kelimesi, bir klas oluşturacağımızı söylüyor arkadaşlar. Mesela bunun ismi çalışan olsun. Az önceki örneğimize de benzer bir şey olsun. İki nokta üst üste koydum. Başka yerlerde, bazı yerlerde veya e, bu çalışanın sonuna parantez açıp kapatmış da olabilir. Ancak onu bu şekilde e, kullanmayı çok fazla önermiyorlar. Kalıtım kısmına geldiğimizde onunla ilgili biraz daha konuşacağız. Ancak biz e, herhangi bir yerden e, miras almayan, Gerçi o kavramlara girmek istemiyorum ama yani boş yeni bir klas oluştururken arkadaşlar kabaca onun sonunda parantez falan koymayacağız. Sonraki işler sonra kalsın. Şimdi bunun içine herhangi bir şey yazmak istemiyorum. Yani sonradan dolduracağım. Bunu yaptığım zaman ben klasımı oluşturdum. Tabii şu an içi boş olduğu için çok anlamlı değil ama klas nasıl tanımlanır ona bir güzel bakıyoruz. Şimdi çalışan bir diye bir çalışan oluşturacağım ve de bunun Çalışan şablonundan oluşturulacağını söylüyorum. Bakın çalıştırdım. Hatta şunu yanlış yazmışım. Yani artık benim elimde çalışan tipinde bir klasım, e, şey e, pardon, evet bir klasım var. Çalışan bir de o klastan üretilmiş bir tane örnek. Şimdi ben şunu yapabilirim. Bakın, Çalışan bir nokta mesela name desem eşittir ee, Ali olsun mesela. Ondan sonra çalışan bir nokta surname diyelim. Buna da az önceki gibi veli diyelim. Ondan sonra da çalışan bir nokta e, ne olsun? Mesela yaş olsun bir de çok fazla olmasın. Eşittir buna da 20 diyelim ve de şuraya gelip bunları yazdırabilirim. Mesela print çalışan bir nokta name veya da altta da ötekini yazdıralım. Print çalışan bir nokta sörneği. Şimdi bakın bunları yazdırdığım zaman evet Ali ile Veli'yi yazdı. Yani ben şimdi şöyle yapmış oldum. Burada olan olay şu. Ben bu klası oluşturdum ama içine hiçbir şey yazmadım. Sonra burada bu şablondan bir tane nesne oluşturdum. Bu şablon zaten bomboş bir şablon. Bomboş bir kağıt aldık gibi düşünün. O kağıdın üzerine adı Ali'dir yazdık. Sonra buraya da geldik. Soyadı Veli'dir yazdık. Yaşı da 20'dir yazdık. Ancak bu çok mantıklı değil. Yani nesne yönelimli programlamanın mantığına aykırı. Çünkü şimdi ben başka bir çalışan 2 tanımlasam buraya. Bakın. Çalışan 2 eşittir. Bu da çalışan e, klasından bir nesne olacak. Bakın bu sefer de mesela çalışan 2 nokta e diyelim eşittir. Eşittir string olarak yazalım. Şöyle a et b nokta com olsun. Buraya da geldim şunu dedim. Print dedim. çalışan 2 nokta e Bunu da çalıştırdığım zaman ilk önce Ali'yi sonra Veli'yi yazdı. En sonunda da çalışan 2'nin e yazdı. Ama bu şu anda bana hiçbir şey ifade etmedi. Anlamlı da gelmedi. Çünkü niye? Yani ben bir klas oluşturdum. Ancak ben bu klası niye oluşturacaktım? ortak özelliği olan nesneleri gruplamak için oluşturacaktım. O yüzden bu şekilde bir klas yapısı biz hiçbir zaman kullanmayacağız. Yani bu sadece klas nasıl oluşturulur ve de klastan nasıl bir instance yani bir örnek üretilir onu göstermek içindi. Şimdi ben bunu şu şekilde kullanacağım arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi ilk olarak ben klasımda mesela çalışan diye bir klas oluşturdum ve çalışanların adı, soyadı, yaşı ve id'si olsun. Çok çok uzun olmasın. Şimdi buraya şunu yapacağım ilk önce def diyeceğim. Alt çizgi alt çizgi init diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası işin çok önemli kısmı bazı şeyleri tekrar tekrar söyleyebilirim çok önemli gördüğüm için öyle bir huyum var. Önemli gördüysem dönüp dolaşıp tekrar söylüyorum şimdiden arkadaşlar eğer sıkarsam kusura bakmayın. Şimdi diyelim ki ben şunu ör, e, kullanmak istiyorum. Bu selfie birazdan konuşacağız. Çok fazla konuşacağız hem de. Mesela bizim name diye bir değişkenimiz olsun. Sonra surname diye bir değişkenimiz olsun. Bir de age diye bir değişkenimiz olsun. Şimdi buraya da şunu yazacağım. Self nokta name eşittir name. Sonra bunları açıklayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Sadece hem konuşup hem yazamıyorum hızlıca. Buraya da surname diyeceğim. Self nokta age eşittir age diyeceğim. Şimdi bunu oluşturdum. Arkadaşlar gelelim bu kısma. Şimdi def bildiğiniz gibi fonksiyon tanımlarken kullandığımız anahtar kelime. Bu da bir fonksiyon zaten. Init yüzde yüz emin olmamakla beraber sanıyorum ki initialize'dan geliyor. Yani başlat, oluştur gibi bir anlamı var burada. Şimdi self diye bir parametresi var. Sonra isim, soy isim ve de yaş geliyor. Ben artık burada yeni bir şey oluştururken bakın çalışan bir diyeyim. Nasıl bir şey olacak? Eşittir. Çalışan deyip şu parantezleri açarsam bakın benden artık bir şeyler bekliyor. Hemen bunu çalıştırayım ilk önce. Bir hata aldım. Çünkü benden init 3 tane parametre bekliyor. Ne? Surname ve de age. Onları yazmadığım için hata verdi. O zaman ben buraya onları yazayım. Ali yazayım mesela isim kısmına. Sonra Veli yazayım son isim, soy isim kısmına. 20 de yaş kısmına gelsin. Bunu çalıştırdığım zaman herhangi bir hata almadım. Bakın şimdi şunu şöyle görelim isterseniz. Print diyelim. Mesela çalışan bir nokta. Bakın name diye bir özelliğim var. Onu görebildim çalışan bir nokta surname diye bir özelliğim var. Onu da yazdırayım. Onun altına da çalışan bir nokta H. Bakın hepsinin de düzgün bir şekilde yan yana yazılması gerekiyor. Evet yazıldı. Şimdi gelelim bunu yaparken arka planda neler oldu? İlk olarak şunun içine gelip şuraya şunu yazmak istiyorum. Print ee, ne diyelim bunun içine? Evet, şöyle alt çizgi, alt çizgi, init diyelim. Fonksiyonu çalışıyor. Şimdi bu init fonksiyonunun olayı şu: Ben burada e, çalışan sınıfından bir nesne ürettim. Ancak benim çalışan sınıfından nesne üretebilmem için bu verileri girmem gerekiyor. Dolayısıyla e, ben bunları girdim ve gönderdim. Çalışan 1 eşittir. Çalışan Ali Veli 20 diyerek gönderdim. Buraya ilk önce bu çalışan kız e, klasından bir örnek oluştururken ilk önce init fonksiyonu çağrılıyor. Yani init fonksiyonu çalışıldı. Ali name'e geldi. Veli surname'e geldi. Age 20'ye geldi. Buradaki self nedir diye soruyorsanız self benim oluşturduğum değişken arkadaşlar onu varsayılan olarak kendisi gönderiyor zaten. O yüzden ben ona herhangi bir şey yazmıyorum. Mesela ben buraya self yazmadım. Onu kendisi otomatik gönderiyor. Benim gönderdiklerim self'ten sonra gelen parametreler. Dikkat edersiniz self zaten farklı bir renkte yazılmış özel bir şey. Bakın bunu çalıştırdığım zaman ilk önce Aliveli yazmadan önce bu ben bunu oluşturduğum anda İlk önce bu init fonksiyonu çalıştı ve buradan e, tekrardan söylüyorum çalışan bir buradaki self oldu Ali Veli ve de 20. Burada yazılanları şöyle düşünmeniz lazım. Az önce yaptığım gibi elle yapmıştım hatırlarsanız İşte çalışan bir nokta name eşittir Ali demiştim. Aslında burada da tamamen o oluyor. Yani bu değişkenim çalışan bir olduğu için çalışan birin name değişkeni fonksiyondan gelen name olsun. Çalışan birin surname'i buradan gelen surname olsun. Şimdi burası da biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Bakın ben şöyle yapayım isterseniz. A diyeyim. B diyeyim. Buna da C diyeyim. Şunu da A yapayım. Bunu da B yapayım. Bunu da C yapayım. Yani isimler aynı olunca kafanız karışabilir. Burada sadece ben Ali Veli 20 dediğim zaman şu an A dediğim şey Ali. Yani şu oldu. Çalışan birin adı Ali olsun. Çalışan birin soyadı B yani Veli olsun. Çalışan birin yaşı da C yani 20 olsun. Bakın bu şekilde çalıştırırsam da herhangi bir problem yaşamayacağız demektir. Ancak ben öyle alıştım. Ben buraya yine normal isimlerini yazıyorum. Ancak siz şeyi de karıştırmayın. Yani o da name o da name. Neyi neye eşitliyoruz demeyin. Buradaki ali dediğim şey buradaki A'nın yerine geldi. O yüzden ben bunu yine eski haline getiriyorum. Bunu da eski haline getiriyorum. Bunu işte surname yapıyorum eski hali. Bu da aynı şekilde. Bunu da H yapıyorum. H ve burası da H. Arkadaşlar bu kısmı anladıysanız olayın çok büyük bir kısmını hallettiniz demektir. Tekrardan söylüyorum buradaki self otomatik olarak gönderilen bir fonksiyon. Bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane daha çalışan oluşturalım. Mesela çalışan 2 diyelim. Bu da çalışan klasından bir nesne olacak. Bakın şimdi ilk olarak bu çalışan 2 tekrar tekrar söylediğim nokta burası arkadaşlar. Self olarak buraya gidecek. Yani self çalışan 2 olacak. Buraya bu sefer adı Ahmet olsun. Sonra soyadı ikinci parametre bu Mehmet olsun. Bunun da yaşı mesela 25 olsun. Bunu da çalıştırdıktan sonra mesela print e, aynılarının şeylerini yazdıracağım. Çalışan iki versiyonları. Çalışan 2'nin adı ondan sonra çalışan 2'nin e, soyadı yani surname'i sonra da çalışan 2'nin yaşı. Bakın şimdi. Ben buraya geldim. Bunu çalıştırdığım zaman burada Ahmet Mehmet 25 geldi. Yani tekrar aynı yere geliyorum. Ben buraya geldiğim zaman çalışan 2. name dediğimde burası ilk olarak çalışan 2, self çalışan 2 oluyor. Yani çalışan 2'nin ismini yazdırıyor. Yani burada bakın Ali ben bunu çalışan bire kaydettiğim için çalışan bir nokta neyim dediğinde bu print fonksiyonu bana çalışan birin ismini yazdırdı. Eğer print çalışan iki nokta neyim dersem o da bana çalışan ikinin ismini yazdırdı. Yani aslında biz burada şöyle bir şey yapmış olduk. Yani bir yapı kurduk. Bizim çalışan diye bir değişkenimiz var artık ve bu çalışan değişkenimizin değişik özellikleri var. Buradaki arkadaşlar name, surname ve de age benim değişkenimin attribute'ları attribute söylemesi birazcık kolay değil. Veya özellikleri anlamına geliyor arkadaşlar. Peki şimdi gelelim biz bu sınıfımıza bir de metot eklemek istersek. Yani bir fonksiyon yazacağız burada. Bir klasa bağlı olan fonksiyonlara metot denir arkadaşlar. Şimdi ben burada bir... Metot bir fonksiyon yazacağım. Mesela e, ne, ne diyelim? Show info diyelim. Mesela bilgilerini göstersin. Show info. Bakın içine otomatik olarak selfie aldı. Yani biz evet bir fonksiyon çağıracağız ama o fonksiyon bir nesne üzerinden çağrılacak. O nesneyi kim çağırıyorsa onunla alakalı bir fonksiyon olacak. Ve şöyle yapsın. Mesela print diyelim. F string kullanalım arkadaşlar. Eğer F string'i bilmiyorsanız bununla alakalı dersimizi mutlaka izleyin çünkü oldukça önemli bir şey. Şimdi ne yapalım mesela at desin hatta şöyle büyük at desin ve de ne yazacak buraya şöyle yapacağım self nokta name. Bakın yine aynı şey oldu. Şimdi ben burada mesela çalışan birin show infosunu çağırdığım zaman Burası show info çalışan bir olacak. Bu da çalışan birin ismini yazacak. Virgül diyelim veya işte şöyle bir iki tane boşluk koyalım. Sonra soyad desin. İki nokta üst üste. Buraya da bir tane e, şu placeholder dedikleri şeyden koyalım. Buna da self nokta diyelim. Yine bir iki tane boşluk koysun. Yaş deyip iki nokta üst üste desin bir tane daha bundan koyalım ve de self nokta desin. Şimdi bakın buraya geldim. Çalışan bir nokta bakın burada şimdi çıkacak. Bakın show info içinde de otomatik olarak self yazıyor zaten arkadaşlar. Yani siz buraya herhangi bir şey yazmayacaksınız. Siz çalışan bir üzerinden bu fonksiyonu çağırdığınız zaman Çalışan bir otomatik olarak buraya gelecek. Burası çalışan bir olacak. Dolayısıyla self nokta dediğinde çalışan birin ismi gelecek. Self nokta dediğinde çalışan 2'nin gelecek. Bakın çalıştırdım. Burada çalışan birin gerçekten de Aliveli 20 geldi. Mesela şöyle bir şey. Pardon yanlış bir yere basmışım. Mesela burada çalışan iki nokta show info deseydim bunu çalıştırsaydım bakın adı Ahmet soyadı Mehmet yaş 25. Burada da ikincisi geldi. Bir kere daha tekrar edip canınızı sıkıyorum arkadaşlar. Burada da çalışan 2 dediğim zaman bu show info fonksiyonu tarafından bu çalışan 2 hemen buraya self olarak gönderildi. Yani burası aslında çalışan 2 çalışan o yüzden yazdıracağı şey çalışan 2'nin adı çalışan 2'nin soyadı yani self eşittir çalışan 2. Hangi nesne üzerinden bu fonksiyonu çağırdıysanız self o değişken oluyor arkadaşlar kabaca böyle. Bakın şimdi şu printleri buradan bir güzel kaldıralım. Şimdi size şöyle bir şey göstermek istedim. Acaba şöyle yapsaydık ne olurdu? Biraz daha iyi anlayalım. Mesela çalışan diye bir klasımız vardı. Çalışanın içinde de bakın show info diye bir şey var. Bunu böyle çalıştırdığım zaman bakın bende bir şey var. Diyor ki show info bir tane diyor şey istiyor. Self eksik diyor. O yüzden burada ben bunu dikkat edin çalışan bir bu bir nesneydi. Bu da bir nesneydi. Yani bunlar birer instance idi. Ben onlar üzerinden çağırdığım zaman hemen onları gönderdi. Ancak ben burada sınıfın kendi isminin üzerinden çağırdığım zaman ne göndereceğini bilemedi. Ama bunun içine ben o örneklerden yani instance'lardan bir tanesini yazarsam bu düzgün bir şekilde çalışacaktır. Bakın bunu mesela çalışan 2 yazarsam da çalışacaktır. Ancak e, genel kullanımı tabii bu şekilde olmuyor da yani kendi açımdan en azından ben bunu genelde çalışan bir nokta show info diyorum. Çalışan bir de buradan buraya e, self olarak gönderiliyor. Bakın o self olarak gönderilmesini şöyle de görebilirsiniz. Bu init fonksiyonundaki self'i silersem hatta buradan da bunları silersem Bakın şimdi nasıl bir hata alacağız. Bunları buradan sildim ve de bunu çalıştırdım. Bakın diyor ki init diyor 3 tane şey alıyor ama 4 tane verildi diyor. Yani normalde init 3 tane parametre istiyor ama sen 4 tane verdin. E şimdi aslında baktığınızda siz 3 tane verdiniz gibi geliyor. Bakın Ali verdiniz, Veli verdiniz, 20 verdiniz. Ancak bir de ister istemez bahsettiğimiz self olayı burada da devreye giriyor. Bu çalışan biri de self olarak aslında göndermiş oldu. Dolayısıyla burada bu self olacak mecburen. Bunların başında da self nokta sonra yine burada self nokta ve burada da self nokta. Evet arkadaşlar sanıyorum ki artık e, class nedir, ne işe yarar birazcık anladık. Yani class ortak özelliği olan elemanlarımızı gruplamak için kullandığımız bir yapı bize büyük kolaylıklar sağlayacak ve de e, Burada bahsettiğimiz özellikler yani attribute'lar, klasımızın özellikleri bu da klasımıza ait bir fonksiyon. Klaslara ait olan fonksiyonlara da tekrardan söylüyorum metot deniyor. Ama bu o kadar büyük bir ayrıntı mıdır? Bence değildir. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası zaten bildiğiniz fonksiyon. Tek burada hatırlamanız gereken şey siz buraya 3 tane değişken parametre giriyorsunuz ancak buradaki çalışan bir kısmı otomatik olarak gönderiliyor. Yani bu self sizin oluşturduğunuz değişken, oluşturduğunuz değişken, bu da oluşturduğunuz değişkenin ismi fonksiyondan gelen isim. Az önce hatırlayın buraları abc diye değiştirmiştim. Yani o zaman ali a olmuştu. Buraya da eşittir a demiştik. Şimdi bitirmeden önce şöyle bir şey yapacağım. Mesela diyelim ki e, siz bir form oluşturdunuz. Hatta hatırlayın bazen böyle bir yerlerde form oluşturuyorsunuz. Bazı kısımları boş bırakıyorsunuz. Bazı kısımları boş bırakmak e, mümkün olmuyor. Çünkü yıldız koyuyor. Bu alan zorunludur diyor. Mesela siz şimdi H kısmını boş bıraktınız diyelim ki. O yüzden biz şunu şöyle yapıyorduk. Hatırlayın H eşittir diyelim Mesela sıfır olsun veya şöyle normal integer olarak sıfır olsun. Şimdi eğer siz bunu girmezseniz, siz bunu girmezseniz bunu çalıştıralım. Mesela sonra burada da çalışan bir nokta show info diyelim. Bakın siz bunu girmezseniz yaşı sıfır olarak göründü. Mesela surname eşittir girilmedi yazalım mesela. Eğer sörneğimi boş bırakırsanız burada girilmedi desin. Ve bu sefer veliyi de girmeyelim arkadaşlar. Veliyi de girmeyelim. Sadece Ali'yi girelim. Bakın adı Ali soyadı girilmedi yaşı sıfır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer ki siz adını girip bir de yaşını girip soyadını girmek istemiyorsanız buraya gelip 20 yazarsanız arkadaşlar olmayacaktır. Niye olmayacaktır? Çünkü bakın adı Ali soyadı 20 yaşı 0 oldu. Çünkü bunlar sırayla gidiyor. Birinci değişken neyime e gidiyor? Ben buraya ikinci değişkeni de yazmışım. Bu sörneyime e gitti. Ece bir şey kalmadı. Sanki ben bunu girmemiş oldum. O yüzden böyle bir durumda e, siz surname'i boş bırakmak istiyorsanız bunu şu şekilde yapacaksınız. Yani ben ismini girdim. Sonraki girdiğim değişken de H. Bakın bu sefer adına e, Ali dedi. Soyadı girilmedi. Yaşı 20 dedi. İsterseniz mesela sadece yaşını girelim. İsmini de sildim. Bakın buraya yine h yazdım. Yani eğer parametrelerini sıralı gitmiyorsa e, siz buradaki init fonksiyonunu o şekilde ayarlayacaksınız ve h eşittir 20 dediğiniz zaman bunu çalıştı çalıştırdığımız vakit bakın burada ne olmuş bir tane e, şeyimiz eksikmiş. H evet arkadaşlar şu hatayı yaptık. Mesela name için bir varsayılan değer ayarlamadık. Name eşittir girilmedi dersek şöyle bu niye böyle oldu? Şuraya bir tane daha koysam düzeldi mi sanırsam ki oldu. Evet. Aslında arkadaşlar bu kısmıyla çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Burası klaslarla alakalı değil. Tamamen fonksiyonların parametre almasıyla alakalı bir şey. Yani eğer siz buraya hepsini gireceksiniz sıralı bir şekilde. Yani burada altta olduğu gibi çalışan 2. show info diyeyim mesela. Çalışan 2. show info. Bakın hepsini girecekseniz hiçbir problem yok. Sırayla giriyorsunuz zaten. Ancak atlaya atlaya girecekseniz eğer hangi değişkeni girdiğinizi belirtmeniz lazım. Mesela ben buna sadece soyadını girmek istiyorsam, diğerlerini boş bırakmak istiyorsam, surname eşittir işte Mehmet miydi bununkisi? Mehmet yazacağım ve bunu çalıştıracağım. Evet bakın soyad Mehmet. Ancak siz bunu yazmadan buraya sadece Mehmet yazarsanız bu ilk parametre yani isim değişkenine atanacaktır. Evet arkadaşlar bu da böyle bir konumuzdu. Elimden geldiğince detaylı ve tekrar tekrar açıklamaya çalıştım. Burada init fonksiyonu çok önemli arkadaşlar. Class çalıştığı zaman, yani class'tan bir nesne oluşturulduğu zaman otomatik olarak çalışıyor. self kesinlikle çok önemli. Çünkü self'i bundan sonra her yerde kullanacağız. Çünkü bundan sonra ee, biz şimdiye kadar aslında hep klasları kullanıyorduk. Fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Mesela liste eşittir list diyorduk. Orada list klasından bir nesne üretmiş oluyorduk. Ancak bundan sonra e, nesne yönelimli olarak devam edeceğimiz için self'i sevmeden, self'i anlamadan e, çok fazla ileriye gidemeyiz. O yüzden bu dersi eğer anlamadıysanız mutlaka ya bir daha izleyin ya Google'dan araştırın. Kendiniz birazcık karıştırın. Ancak bu init, self, class, instance bu kavramları aklınıza çok iyi yerleştirin. Ben elimden geleni arkadaşlar yaptım. O halde bu videoyu burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuz çok zaman geçirmeden gelecek zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.